All translate to start the voice recording. Thank you very much, everyone. Welcome. I'm going to start meeting with this one. Let me, okay, share here, this one. Okay, not this one, this one. Here you see, I hope everyone can see and hear me. And then I will ask the operator to make everyone mute. All right, thank you. Here you see, ladies and gentlemen, this is the figure from Turkey, how COVID-19 is. Bu Türkiye'de COVID-19'un gidişatı ile ilgili bilgi. Yaklaşık 1.3 milyon test pozitif kişi tespit edildi Türkiye'de. Pardon, test sayısı 1.3 milyon lira kişi. Bu kişiler içerisinde 135 bin kişi test pozitif olarak görüldü. Yaklaşık 3700 kadar insan öldü. Bildiğiniz gibi Türkiye, biz 82 milyonluk bir popülasyonuz. Ve burada slide'da gördüğünüz gibi ekranda bugün mortalitemiz 48, bu düşüyor. 125'lerdeydi, şimdi düşmekte. Bu sayıyı görüyorsunuz. Biz çok kötü değiliz başlangıçtan itibaren. Ülkemizdeki vakaları kontrol edebilmeye başladık. Burada birkaç tane öğe var buna sebep olmuş olan. Bir tanesi, hükümet çok katı bir takım önlemler aldı ülke çapında ve ülkeyi kapattı dışarıdan giriş çıkışlara. 65 yaş üstü insanların dışarıya çıkmasını yasakladı ve daha sonra 20 yaşın altındakilerin de dışarı çıkmasını yasakladı. Ve daha sonra aralıklı olarak herkesi dışarı çıkma yasağıyla evlerinde kalmaya teşvik etti. Şimdi sırasıyla AVM'ler açılmaya başlayacak. Ve şu anda 1.3 milyon test var. Ve yaklaşık... Ancak şu şekle bakacak olursanız... Dünya çapındaki durumu görebiliyorsunuz. Bazı yerlerde daha kötü, bazı yerlerde daha iyi, bildiğiniz gibi bulunduğunuz ülkeye göre. Mesela İspanya'ya bakacak olursak, şimdi İspanya'yı göreceğiz. Şu anda birkaç ay sonra bu olayın sonuna geleceğimizi düşünüyorum. Ama belki bir yıldan fazla sürebilir. Burada tabii ki hedefimiz, acaba gebe kadınlar bu olayları nasıl yaşayacak, bunları tartışacağız. Bizim bugünkü konumuz bu. Birçok yayın var. Editoryal, kısa derlemeler, bir takım rehberler oluştu. Burada bir örneğini görüyorsunuz. Burada bazı cümleler var ki, bu SARS ve MERS kadar ciddi geçmiyor gebeler için COVID-19'da. Ancak yine de hala veri yeterli değil. Bilimsel bir çalışma yayınlayabilmek için. Bu nedenle World Association of Perinatal Medicine bu nedenle bu konuda çalışma yapmaya karar verdi. Ve burada hedef şuydu. Bir çalışma grubu oluşturulsun. Bir kayıt sistemi oluşturulsun. Gebelikte COVID-19 ile ilgili bilgiler toplansın.
burada WAPM, buradaki şu ana kadar bu konuda çalışmaya katılacak olan ülkelerin listesini görüyorsunuz. Bu açık bir çalışma. İtalya'dan tabii ki çok fazla çalışma ve katılımcı olduğunu görüyoruz. Ve daha sonra buradaki bu konuda bir webinar yapmaya karar verdik. Bu tabloda gördüğünüz grup tarafından COVID-19'da gebelikle ilgili ve öncelikle ilk olarak elde ettiğimiz sonuçların ne olduğunu değerlendirmek için ve bundan sonraki dönemde nasıl bir yol alacağımızı tartışmak için. Burada bugünün programını görüyorsunuz. Önce Asım Kuryak, Giuseppe Rizzo, Amos Grünebaum, Frank Cervenak konuşacaklar. Ignacio Heras İspanya'dan, Gravia Saccone İtalya'dan, Oluş Api ve ben bu konuda görüşlerimizi bildireceğiz. Bu bir saatlik bir konuşmadan sonra bir soru cevabımız olacak. Burada soru cevaplar sırasında burada sorularınızı chat grubunda yazabilirsiniz ve biz o soruları konuşmacılara sunabiliriz. Ve daha sonra ikinci bölümde diğer bu konuları göreceğiz ve yine tekrar bir soru cevap bölümü olacak. İnşallah bugün güzel bir toplantı olacak. Şimdi ben mikrofonu Asım Kurya'ya vermek istiyorum. Asım Kurya bu konudaki düşüncelerini almak için davet etmek istiyorum. Teşekkür ederiz ve hoş geldiniz. Cihat, teşekkür ederim. Bu güzel inisiyatifiniz için teşekkür ediyorum. Böyle zor bir dönemde bizi bir araya getirdiğiniz için teşekkür ediyorum. Ben kendi ülkemden, Hırvatistan'dan bir bilgiyi paylaşmak istiyorum. Bildiğiniz gibi Dubrovnik çok güzel bir şehir. Çünkü bu aynı zamanda yani Donald'ın doğum yeridir. Bu şehri göstermek istiyorum çünkü pandemi zamanında bu şehir burası 600 yıl önce Dubrovnik'te ilk karantina Dubrovnik'te gerçekleştirilmiştir. Buraya gelen herkes 14 gün için karantinada kalması gerekiyordu. Bu nedenle bizim sevgili dostlarım, koronavirüsün en iyi tedavisi şu an için karantinadır. Bu nedenle bu görünmez şeytan her insanı etkileyebilir. Ama sayılar, gerçek sayılar şu anda bize gösterilmiş olanlar çok yüksek olasılıkla çok daha yüksek. Çünkü test kapasitesi sınırlıdır ve aynı zamanda raporlama konusunda da normalin altında bir raporlama söz konusudur. Bu oldukça tehlikeli olmakla beraber sadece yoksul, evsiz, yaşlı insanları seçmiyor ama aynı zamanda prensleri, prensesleri, başbakanları ve de selebritileri de hasta edebiliyor. Ama bizim için tabii ki en hassas olan kesim gebe olan kadınlar. Bu konuda yeterince ve gerçekten geniş kapsamlı bilimsel verilere ulaşmak gebelikte COVID-19'la ilgili şu an için ulaşılabilir değil. Ve düşük veya orta gelirli ülkelerde gelişmiş ülkelere kıyasla sağlık sistemleri de farklı
hizmetler sunmaktadırlar. Prevalansı COVID-19'un bu Aralık 8 ila Nisan 1 arasında burada prevalansını görüyorsunuz. Bir neonatal ölüm tespit edilmiştir. Ağır bir takım neonatal komplikasyonlar görülmüştür. Burada özellikle prematüre ve sezeryan doğumla alakalı sıkıntılar görülmektedir. Ve burada vakalar genellikle maternal sonuçlar üzerinde durmaktadır ve vertikal transmisyonun olabileceği de söylenmektedir. Ancak fetusun gebelikte ki yaşadıklarıyla alakalı çok fazla bilgi yoktur. Burada birçok yapılan yayın da esasında bilimsel olarak yetersizdir. Normal koşullarda esasında yayınlanmayacak bir sürü bilgi de bu şekilde paylaşılmaktadır. Çünkü pandemi döneminde olmasından kaynaklanan bir bilgi paylaşımı olmaktadır. Ve bunlar genellikle yeterli örnekleme olmayan ve birçok kusurları olan çalışmalardır. Bütün bu faktörlere baktığımızda esasında çok yüzeysel bir takım bilimsel araştırmaların önümüze gelmesine neden oluyor. Ki çok hızlı bir şekilde sonuca varalım. Ancak bunlar esasında bazen daha büyük zarar vermektedirler. Çünkü iyice düşünülmüş ve daha kesin olan bir takım araştırmaların bize sağlayacağı fayda daha çok olabilir. Bir iki hafta içerisinde esasında önceki bilgiler yalanlanabilmektedir. 3 gün önce mesela bir koronavirüsle ilgili bir çalışma yayınlandı ve bu ve kendi kendini esasında ön plana çıkarmak için gerçek olmayan ve gerçekten bilimsel olarak yetersiz bir takım yayınlar da önümüze gelmektedir. Burada bu durumda özellikle gazeteciler de esasında bize yanlış bir imaj vermektedir. Çünkü esasında dünyanın şu anda yarısından fazlası şu anda kapalı kapılar arkasındadır Nisan başından beri. Burada mesela kadınlara karşı şiddet çok ciddi bir sorun olarak önümüze gelmeye başlamakta. Çin'de bu 3 kat fazla olduğu ortaya çıkmıştır. Ve bu nedenle gerçekten Platon'un zamanından beri bilim bizim için yol gösterici olmaktadır. Ve orada bize şunu söylemişlerdir. Burada bizim de şu anda uluslararası bir perinatal tıp toplumumuz var ve şuna inanıyorum ki bu bizim geleceğimize çok büyük bir hizmet edecek. Bizim buradaki çalışmalarımızın sonunda geleceğimiz daha güzel olacaktır. Cihat'a teşekkür ediyorum böyle bir imkanı sağladığı için ve biliyorum ki yeni projelerin başlamasıyla o zaman akademinin entelektüel gücü bu global pandeminin çözülmesine nasıl yardımcı olacağı ortaya çıkacaktır. Ve burada birkaçımızı ve yakın zamanda bize Milan Stanović şu anda akademide bu durumu idare ve katastrofik durumun
yarım milyon insan yarım milyon gebe esasında ölmeye devam etmektedir ve son 10 yıl içerisinde bu konuda herhangi bir yol kat edemediğimizi söyleyebilirim. Özellikle gelişmekte olan ülkeler için bir trajedi ve gelişmiş olan ülkeler için bir utanç kaynağıdır. Bizim bu nedenle bir akademi olarak sorumluluk almamız gerekir. COVID-19 pandemisinde bu grup birkaç çalışmada görev almıştır ve bizim resmi yayın organımızda da bir takım yayınlar ortaya çıkmaktadır. Ve bununla ilgili bir toplantı yaparak akademi olarak neler yapabileceğimizi anlamaya çalışacağız. Ve perinatal dünyaya neler tavsiye edebileceğini de burada ortaya çıkarabileceğiz. Çünkü Akademi Perinatal Board bizim en büyük gücümüz, bu alanda bizi bize liderlik yapacak olan ve burada bizim dergimizi görüyorsunuz. Benim editoryal bölümümde burada görünecek. Koronavirüs konusuyla ilgili ve bu konuya nasıl yanıt vereceğimizle ilgili burada bilgilerimizi paylaşacağım. Özellikle bilimsel akademi perinatal dünyada bu dönemde burada sadece herhangi bir veri, hiç veri olmamasından iyidir diye bakmamak lazım. Bu verinin kalitesine bakmak çok çok önemli. Bu nedenle akademinin üyeleri buna dikkat edecektir. Ve burada bilimsel olarak akademinin yayınladığı bütün verilerin güvenilir olduğuna dikkat edeceğiz ve bunlar bu şekilde olacaktır. Bu hepimiz için katılabileceğimiz bir açık arena olacak. Bayanlar ve baylar, bilimsel ilgi ve profesyonel ilgi açısından bu pandemide ve dünyadaki bu durumla ilgili Churchill'in şu sözünü söylemek istiyorum. Bu son değildir. Bu esasında sonun başlangıcı bile değildir. Bu daha başlangıcın sonudur. Bu gerçekten ilginç bir sunumdu. Teşekkür ederim Asım Kuryak. Şimdi slaytlarımızı kapatalım. Şimdi Giuseppe Rizzo'yu davet etmek istiyorum sunumunu yapmak için. Enteresan bir çalışma yaptı COVID-19 üzerine ve Giuseppe'ye teşekkür ediyorum. Cihat, teşekkür ediyorum. Perinatal Tıp Derneği'ne de teşekkür ediyorum. Bu ilk webinarı organize ettiğiniz için ve bizi davet ettiğiniz için. Ben bizim deneyimlerimizi sizinle paylaşmak istiyorum. Flavia Stefano ve psikoloji grubuyla bizim maternal fetal tıpta maternal anksiyeteyi değerlendirdiğimiz bir sunumu yapmak istiyorum. Bu çalışmada psikologlarla birlikte çalıştık. Burada pandemi COVID annenin endişesini, kaygısını nasıl etkilediğini araştırmak istedik. Bu özellikle gebe kadınlar için çok büyük önem taşımaktadır. Daha önce bir pandemi olan domuz gribi ve bu tabii ki toplum açısından biraz daha az risk oluşturuyordu. Biz bu domuz gribi olduğunda şunu gördük. Sadece kaygıya baktığımızda
Öncelikle pandeminin Dünya Sağlık Örgütü tarafından ilan edilmesiyle beraber genel popülasyonda hızlı bir kaygıda artış olduğunu görüyorsunuz ki bu 2 gün içerisinde maksimum seviyeye çıkıyordu ve ondan sonra hafifçe düşüyordu. Bu COVID-19 için de gördüğümüz bir tabloydu ve bu ilk çalışmamız Çin'den, genel popülasyon üzerinde yapılmış olan bir çalışma, bütün nüfusa bir anket gönderildi. 31 Ocak'ta yapıldı. Çünkü biliyorsunuz bu dönemde pandemi olarak ilan edilmişti Dünya Sağlık Örgütü tarafından COVID-19. Ve burada kaygının sıklığı, depresyon, spesifik kognitif değişiklikler ve kompulsif davranışlar, fiziksel semptomlar ve diğer sosyal fonksiyonlardaki bozulmalar değerlendirilmişti. Burada 0 ila 100 arasında değerlendi, 28-51 arasında hafifti ve ortaydı, 52'nin üzerinde çok yüksek kaygı olarak değerlendirildi. Burada 31 Ocak'tan sonra Dünya Sağlık Örgütü bunu bir pandemi olarak ilan ettiğinde bunun çok yükseldiğini görüyoruz. Burada çalışmayı görüyorsunuz. COVID distres endeksi olarak değerlendirdiğimizde yaklaşık 53 bin hasta genel popülasyonda %35'i hafif ila çok şiddetli kaygıya sahip olmaktadır. Biz bunu kadınlar açısından değerlendirdiğimizde bu kadınlar, bunlar genellikle 18-30 yaş arasında, esasında bunlar fertil kadınların olduğu yaşlardır. Yine bir başka çalışmada Çin'de yapılan, burada aynı 3 gün içerisinde pandeminin ilan edilmesinin başlangıcında bir anket gönderildi ve yine bir endeks değerlendirildi. Biri kaygıyı, bir diğeri de depresyonu değerlendiriyordu ve burada 1200'den fazla insan buna katıldı ve burada ağırlığı, bu davranışta çok ciddi, yaklaşık %70 oranında arttığını gördük depresif ve kaygı semptomlarının. Burada kadınlar yine fertil olan çağdaki kadınlarda daha fazla görülen bir kaygı ve depresyon olgusu olduğunu tespit ettiler. Peki bizim bilmediğimiz şey şu: acaba bu kaygı ve endişe acaba ve bu popülasyon içerisinde, genel olarak kadınlar içerisinde, bu yaş grubu içerisinde aynı şey acaba gebe kadınlar için mi geçerliydi? Bunu araştırmak istedik. Bu pandemi probleminde kaygı bozuklukları esasında zaten sık olan görülen bir şey. %10 ila 25 arasında zaten görülüyor gebelik sırasında. Ve tabii ki bu kişiler aynı zamanda çok ciddi sorunlarla da karşılaşabiliyorlar. Yakın zamanda da bir derlemede bu problemlerin, kaygılı davranışların esasında bebek üzerindeki olumsuz etkileri de ortaya konulmuştur. Biz bu çalışmayı tasarlarken bir grup gebe kadını ele aldık, bizim antenatal kliniğimize başvuran ve
ultrasonografi ve klinik muayene ile gayet sağlıklı olan bir gebeliği olduğunu tespit ettik. Ve bu kişilere online olarak bir yarı yapılandırılmış anket gönderdik 9 Mart'ta ki burada İtalya'da evde kalma, dışarı çıkma kısıtlaması konulduğu tarihti ve daha sonra bu datayı değerlendirdik. Burada iki bölüm halinde değerlendirdik kadınları. Maternal karakteristikler ve maternal sıkıntılar, kaygılar. İki endeks kullandık bu analizi yapmak için. Burada kaygı seviyesi State Threat Anxiety Inventory dediğimiz endeks 40 maddeden oluşmaktadır. Bunlar da kadınlar 4 seviyede değerlendirebiliyorlar kaygı belirtilerini. Eğer 40'ın üzerindeyse o zaman bu anormal bir kaygı bozukluğu olarak değerlendiriyor. Eğer bu testte iki farklı kaygıyı da değerlendirme şansımız oluyor. Bir tanesi state, bu da zaten var olan bir kaygılı hal olması kişide. Stay-S ise durumla ortaya çıkan kaygı oluyor. Biz 200 anket yolladık Mart'ın 9'unda. Çok ciddi oranda katılım olduğunu gördük. %89'u yanıt verdi 2 gün içerisinde. Daha önceki pandemilerde esasında bu esasında oldukça yüksek bir yanıt oranıydı diğer pandemilere kıyasla. Ve burada demografik özelliklerini görüyorsunuz çalışmadaki. Burada etnisite, yaş, parite, eğitim, neredeyse bütün hepsi evliydi ve tek eşli bir ilişkileri vardı ve çalışıyordu. O halde normalde sosyal veya ekonomik olarak çok kaygı seviyesi yüksek olan insanlar değildi esasında normal koşullarda. Öncelikle bu problemle ilgili COVID-19 ile ilgili verileri nereden aldığını sorduk. Ve burada gördüğünüz gibi daha çok televizyondan, daha sonra internetten ve çok küçük bir kısmı da doktorlardan bu bilgileri elde ediyordu. Sadece %7'si doktorlardan öğreniyordu. Ve bunlar da gebeliği devam ettiren hekimlerdi. Peki maternal sıkıntılar nelerdi? En önemli sıkıntılardan bir tanesi düzenli antenatal takiplere gidememekti. Gebeliği nedeniyle bu COVID-19 döneminde düzenli antenatal takiplerine gidememek onlar için önemli bir kaygı kaynağıydı. Diğerleri daha önce virüsle karşılaşmış olmak, bir tanesi de COVID-19 ile ilgili yeterli bilgi sahibi olmamaktı. Biz özellikle bebeğe bakacak olursak en fazla bebeğin büyümesiyle alakalı bir tekrar değerlendirilmesi söz konusu oluyordu. Ve yine yapısal anomalilerle ilgili
ve preterm doğumla ilgili de kaygıları vardı. Ve şu anda esasında en ilişkili olduğu düşünülen durum da budur. Biz bu endeksin seviyesine bakacak olursak, bu T, STT, S'den daha yüksek. COVID-19'u esasında genel olarak anksiyete seviyesini yükseltmiştir. Ve burada 40'a bir çizgi koyacak olursak, bunu bir eşik değerler olarak normal ve anormali ayırt etmek açısından ve pandemiden sonra kaygılı olma durumu çok daha fazla olduğu görülmüştür. Bizim genel popülasyonumuzda %40 hasta ve zaten kaygılı bir hal sahibidir. Ancak pandemiyle beraber bunun anlamlı derecede arttığını görüyoruz. Burada korelasyonuna bakacak olursak, kaygı seviyesi ile bu pandemi ile ilgili durumu değerlendirdiğimizde, buraya bazal kaygı seviyesini anlamlı derecede artırmaktadır bu pandeminin durumu. Ve ne kadar kaygılı bir şey taban noktası olursa o kadar fazla artıyordu bu kaygı seviyesi. Ve istatistiksel olarak anlamlı derecede fazla kaygı belirtileri olduğu tespit edilmiştir. Ha, burada özellikle eğitim konusunda bu farkı görmekteyiz. Eğitim bu kaygıyı artıran, eğitimsizlik bu kaygıyı artıran bir durumdur. Burada eğer sonuca bakacak olursak, COVID-19 pandemisi ve daha sonra ulusal olarak dışarı çıkma kısıtlamasının yapılması maternal kaygıyı artırmaktadır. Yaklaşık olarak bu taban değeri 2 katına kadar çıkarabilmektedir ve bizim bunlar iki şeye özellikle bağlıdır. Bir tanesi o kişinin daha önceki kaygı seviyesi, diğeri ise annenin eğitim seviyesidir. Ne kadar yüksekse o zaman o kadar fazla kaygı oluyor. Peki biz bundan neler öğrendik? Sizinle paylaşmak istediklerim. Anket çalışması yapabilirsiniz popülasyonunuza ve burada riskli olan popülasyonu tespit edebilirsiniz ve bu kişilere erken psikososyal destek verebilirsiniz. Ve daha önemlisi, ve her şeyi online yapabilirsiniz. Artık günümüzde bunun mümkün olduğunu gördük. Çok teşekkür ediyorum dikkatiniz için. Thank you very much, Giuseppe. That was very nice and an excellent. Çok teşekkür ediyorum Giuseppe. Bu çok güzel bir sunum ve enteresan bir çalışmaydı. Bizimle paylaştığınız için teşekkür ederim. Biz soru cevapları bu oturumun sonunda yapacağız. Bundan sonraki konuşmacımız New York'ta çok tecrübesi olan bir araştırmacı Amos bize sunumunu yapacak. Amos, are you all right? Amos, bizi duyuyor musun? Amos.
because we cannot hear you. We cannot hear you. Amos, we cannot hear you. Do you hear us, Amos? I'm mute. All right. I can. Amos, I cannot hear you. Please. Amos'u maalesef duyamadığımız için. Amos, check your interpretation, you know, button on your screen, because I cannot hear you. Frank, do you hear Amos, Frank? No, I do not hear Amos. Yeah. No one cannot hear you, Amos. Please, the mic is... I see Amos, but I cannot hear Amos. All right. Amos, let's do on that way. Then we can switch to Frank presentation, and then at that time we can fix Amos' first problem. Yeah. Then. Okay. The Frank, would you like to share your presentation with us, please? Okay. Yeah. Go ahead. I think we can hear you. Good. And you can see me? Evet, beni görebiliyor musunuz? Evet, sizi görebiliyoruz. First. Öncelikle thank you Shahat. Cihat, öncelikle size teşekkür etmek isterim. Gerçekten harika bir organizatör olduğunuzu biliyoruz. Özellikle size teşekkür etmek istiyorum bizi bir araya getirdiğin için. Ve hem birbirimizi görüyoruz, hem seni de görüyoruz. Gerçekten benim için çok büyük bir onur. Burada bir grup olarak biz bunu düzenledik ve bütün grupta North Wales'de Zucker School of Medicine'de burada bir conflict of interest olmadığını söylemek istiyorum. Burada öncelikle şunu söylemek isterim. Etik olarak maternal mortaliteyi etkilemek bu olaydan ötürü oldukça hatalı bir yaklaşımdır. Mart ayında çok güzel bir ay olarak başladı ve burada misafirlerimizle Kiev'de bir gün görüyoruz. Çok güzel bir Ian Donald toplantısı organize ettik. Gerçek çok başarılı bir, yine Cid'de de çok güzel bir toplantı organize ettik ve New York'a geri döndük. Çok mutlu bir şekilde dönüyorduk. Küresel olarak bu alandaki çalışmalarımız çok güzel gidiyordu. Marrakeş'te bir toplantımız olacaktı. Zagreb'de bir etik toplantısı olacaktı. Her şey çok güzel gidiyordu. Ancak bilmiyordum ki New York'ta Mart'ta şok olacağım bir durum beni bekliyordu. Ve COVID-19'un pandemisi bu telekonferanstaki bildiği gibi New York şehri çok ciddi bir şekilde etkilenmiştir. Bu resmen gerçekten kış uykusuna yattı ve saçlarımı bile kestiremedim berberler kapanmış oldu. Onun için size bir perspektif yaratmak istiyorum. Benim hastanemin karşısında çok güzel bir kilise var ve genellikle pazar günlerinde tamamen tıka basa doludur ve hiç kimse kiliseye gitmedi ve bu esasında tipik olarak New York şehrinde
en kötü halinde ne olduğunu göstermektedir. Çünkü normalde pazar günü tıka basa doludur burası. Bu benim daha ileri yaşlı bir doktorumu kaybettim. Bu kişi Hollanda orijinliydi. Yeni reproduktif tıpta Thomas Singer neredeyse ölüyordu, neredeyse kendisini kaybediyorduk. O kadar ölüme yaklaştı ki ve hala bunun travmasını yaşıyor. Giuseppe çok güzel bir stres ve anksiyete ile ilgili sunum yaptınız. O hala yoğun bakım ünitesinde resüte etmeyiniz noktasında çok ciddi. Burada iki genç çocuğu olan 40 yaşlarında bir adam çok şükür ki o iyileşti. Siz biliyorsunuz ki ben tarihi çok seviyorum. Amerika özgürlük ve bağımsızlık savaşında Washington atılmıştı ve Thomas Paine bu noktada gerçekten insanların ruhlarının sınandığı bir dönemdir bu dönem ve İnanıyorum ki bu dönemde öyle bir dönem. Sanıyorum hepiniz de bu duyguları paylaşmaktınız. Bu gerçekten insanların ruhlarını sınayan bir dönemden geçiyoruz. Burada benim hastanem gerçekten New York şehrinde en güzel yerlerinden bir tanesidir. Bu bir kamyon değil. Bu soğutulmuş bir morgdur. Çünkü artık cenaze merkezleri, cenaze evleri, ölen insanları yere koyacak yerleri yoktu. Onun için bu tarz morglar yaratıldı, buzluklar yaratıldı. Ben inanıyorum ki profesyonelizm her şeyin üstündedir. John Gregory ve Thomas Percival çok önemli iki hekim ve filozoflar. Her zaman bilimsel, etik ve klinik olarak kompetan olmaya dikkat etmeliyiz. Ben Royal College'dan bu görüntüyü görmek istiyorum. Bu Chamberlain Forceps'te. Bu esasında bilimsellikle ebeliğin sevecenliğiyle birleştirmemiz gerekiyor. Biz kesinlikle kanıta dayalı tıp yapmalıyız. Her zaman söylediği gibi Asım Kuryak söylüyor. Ben şunu gerçekten utanıyorum ki Amos'ta bizim başkanımız şöyle bir şey söylediğinde utandım doğrusu. Gerçekten bilimsel olarak saçmalık şeyler söylediğinde biz bundan çok büyük utanç duyduk. Ve bilimsel tavsiye eden kişiler, danışmanların da aksine şeyler söylediğinde bizim mutlaka bilimsel olarak doğru çözümler sunmalıyız. Burada gerçekten doğru davranmak, öncelikle tabii ki iyi çalışmalar tasarlamaktan geçmektedir. Biz bu konuda elimizden gelenin en iyisini yapmamız lazım. Biz bu olaylar ortaya çıktığında yeterince kişisel koruma ekipmanına sahip değildi ve bu sistem içerisinde hala yeterince testimiz yok. Ve şunu söyleyebilirim, birçok telekonferansa katıldım. Günde birkaç tane her gün hala bu telekonferanslara katılıyorum en iyisini yapabilmek için. Yeterince kanıt olmadan elimizden gelenin en iyisini nasıl yaparız? Bunu yapmaya çalıştık. Gerçekten çok az veri vardı elimizde ama elimizdekileri en iyi şekilde faydalanarak hep birlikte çalışmalıyız ki bu veriler bir araya getirilebilsin ki doğru yöne yürünebilsin. Burada özellikle yoğun bakıma hangi hastaların kabul edileceği çok doğru bir şekilde tespit edilmeli. Burada Lemixil'de şunu gördük ki
Burada bir etik komitemiz var ve burada birçok toplantı var triyajla ilgili. Yani gerçekten bunun hiçbir zaman yapmak istemediğimiz bir şey. Acaba hastalardan hangilerini reddetmeliyiz? Burada yoğun bakımdan çıkartacağımız kimseler kim olmalıdır? Gerçekten kriz noktasında biz bu yere geldik ve şunu benim için çok zorlaştırmıştı. Ben bir oturum başkanı olarak şunu, bütün obstetrik hizmetimiz oldukça 2 yıl içerisinde geliştirdiğim yaklaşık 4500 doğum oluyor ve oldukça yoğun bir obstetrik ünitemiz var ve biz sadece 4 gün içerisinde neden böyle bir şey yapayım ki? Bütün bu grubu, bütün bu hizmeti bir başka yere taşımak zorunda kaldık. Çünkü bütün yoğun bakımlarımız doldu. Bütün hastane COVID-19 pozitif hastalarla doldu. Ve burada çok yüksek olasılıkla siz de haberlerde bunları takip ediyordunuz. Biz bunu değiştirmek için hastalarımızı taşırken tabii ki hastaların bakımıyla ilgili bir sorun yarattığını da biliyoruz. Tabii ki yaklaşık 100'den fazla insanın doktorlar, hemşireler burada Manhattan'da bir başka bir mil uzaklıktaki bir hastaneye taşımak konusunda bize yardımcı oldu. Biliyordum ki burada maternal mortalitenin ve morbidinin artacağını biliyordum bu taşınma sırasında. Ancak burada bunu yapmamamız o zaman COVID-19'a bağlı ölümler olacaktı. Çünkü bazı hastaları reddetmek durumunda kalacaktır. Burada profesyonel olarak bizim ahlaklı davranmamız bütün hasta grupları için geçerli olmalıdır. Sadece obstetrik hastalar için değil. Burada belki çok daha az sayıdaki maternal ölümü engellemek için çok daha fazla ölüme sebep oluyorsak bu konuda yine bir değerlendirme yapmamız gerekiyor. Nüfusa bağlı ve yararlılığa bağlı özellik klinik olarak yapılan karar mekanizması benim hayatımda aynı zamanda ulusal ve uluslararası bütün konuşmalarımda anlatmaya çalıştığım konudur. Burada tabii ki hasta bazında da bu kararı veriyoruz ama eğer bir halk sağlığı söz konusu olduğunda o zaman çerçevemizi değiştirmemiz gerekiyor. O zaman obstetri burada mümkün olduğunca mortaliteyi bütün popülasyon içerisinde azaltmaya çalışmamız gerekiyor. Ve şimdi eğer geriye dönüp bakacak olursak başlangıçtaki sorumuza, acaba ahlaki olarak bu doğru mudur? Evet, ben doğru olduğunu düşünüyorum. Çünkü bir kamu sağlığı acil durumunda, profesyonel olarak bir hastanın faydasını kamu sağlığıyla karşı karşıya koyuyoruz ve bu noktada toplumun geneline olan sorumluluğumuzu ön plana çıkarmamız gerekebiliyor ve bu nedenle de biz hizmetimizi bir yerden bir yere çalıştık. Burada obstetrisyenlerin zorlukları tabii ki kesinlikle oldukça büyük bir kaygı sebebi olmuştur. Çok ciddi stres kaynağı. Çok ciddi anlamda stres olduğumuzu söyleyebilirim bu dönemde. Ve burada profesyonel, mesleki erdemleri ve ahlakı sadece obstetri içerisinde hizmet verdiğimiz insanlar için değil, bütün topluma yaygın olarak düşünmek önemli.
ring fence diye bir konsept, bir kavram. Burada COVID-19 pandemisi bizi burada esasında kendi alanınızdaki insanları korumaya çalışmak da önemli. Ben yavaş yavaş New York'ta biz normale doğru dönmeye başlıyoruz. Bu en kötü durumunda %80 hastanelerimiz COVID-19'da doluydu. Şu anda %35'i COVID-19 hastalarıyla dolu durumda ve bu konuda artık bir bilinç oluşmaya başladı. Doktorlar, hemşireler ve diğer sağlık personeli hastanelerimize yemekler getirildi. Hiçbir zaman aç kalmadık. Ve doktorların, hemşirelerin ve sağlık çalışanlarının ne kadar önemli olduğu konusunda bir bilinç gelişti. Ve umarım bu dünyanın her yerinde de oluşmakta. Çok daha fazla söyleyebilirim ama sanıyorum burada durmam gerekiyor. Çok teşekkür ediyorum ve çok tebrik ediyorum bütün dünya çapında böyle bir grubu topladığınız için. Ve bu bize güç veriyor bu savaşta. Yol aldıkça. Teşekkür ederim. Bu düşüncelerin ve deneyimini bizimle paylaştığın için çok teşekkür ediyoruz. Hepinize sevgilerimize, sempatilerimizi sunmak istiyoruz New York'ta. Şimdi Amos'la bağlanmaya çalışıyorum. Şimdi Amos'u gayet iyi duyuyoruz. Evet ve hoş geldiniz. Şimdi Frank bize New York, biz New York'un, biz de dünyanın merkezindeyiz. Bu burada sol tarafta dün ve bugünü görebiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi Amerika'da yaklaşık gördüğünüz gibi çok hızlı bir şekilde yükseliyor bu rakamlar. Burada sol tarafta ve sağ tarafta rakamları görüyorsunuz. Sol tarafta New York'u görüyorsunuz. Çok ciddi. 26 bin ölü var New York'ta. Herhangi bir şehirde olabilecek en yüksek rakam bu maalesef. Ve bizim başkanı ve gerçekten Amerika'yı bir numaraya çıkarmayı başardı başkan. Ve New York Amerika içerisinde de New York birinci. New York'ta bizim bir valimiz var. Andrew Cuomo diye bir valimiz var. Ve Frank ve benim çalıştığım hastaneye yakın. Burada her gün 11.30'da vali bir konuşma yapıyor. Ve herkes onu dinliyor o konuştuğunda. Bu ilginç, bu New York hayatımızın en önemli parçalarından bir tanesi hali geldi. New York sadece Amerika'da değil, dünyada bir merkez haline geldi. Ve bu bir hastane, bu bir çadır hastane. Central Park'ın ortasında. Ve bu en yüksek noktada çok hızlı bir şekilde kurulmuştu ama bunu böyle bir şey New York şehrinde Central Park'ta bir çadır hastane olacağını kim hayal edebilirdi? Neyse ki artık vakalarımız azalmaya başladı ya yavaş yavaş azaldığını görüyoruz ve bir ay önce en yüksek noktasındaydık ve izolasyon ve karantina ile 7 haftadır bunun düşmeye başladığını görebiliyoruz. Ancak Amerika Birleşik Devletleri için bu geçerli değil. Vakalar artmaya devam ediyor. Bunlar tek tek eyaletleri gösteriyor. Ve burada buna bağlı olarak birçok siyasi tartışma da oluyor. Ve
burada bazı eyaletlerin tekrar açıldığını görüyorsunuz. Esasında 14 gün boyunca vakaların azaldığı noktada açılması söylenmesine rağmen açılan bir takım eyaletler var. Bu nedenle burada hesaplanan risk ve birçok kişinin de bu nedenle öleceğini biliyoruz. Koronavirüs krizi New York'ta tabii ki bir takım fırsatlar doğurmuştur ve bu da hastanelerden yayılan ilk yayınlardan bir tanesi. 5700 kişi değerlendirilmiş. Eğer Journal of American Medical JAMA dergisinde bu yayınlanmış, bununla ilgili bir ay içerisindeki vakalar yayınlanmış durumda. Aynı zamanda Frank ve ben tarafından yayınlanmış olan bu gebelerle ilgili çalışma var. Ve American Journal ACOG dergisinde yayınlanmış. Burada gördüğünüz gibi Mart'ın başından sonuna kadar burada çok ciddi hem normal kadınlarda hem de gebe kadınlarda artışı görüyorsunuz. Bu gerçekten hepimiz için çok zor bir dönemde ve biz bu yayında bunları sunduk. Yine New York'taki hastanelerden bir tanesinden bir yayın. Genellikle çoğu hafifti. Bir kısmı yaklaşık %5'i de kritik hale gelmiş olan gebelerdi. Bunu da yine American Journal'da geçen hafta kabul edilmiş ve burada gebe ve gebe olmayan kadınlarda yoğun bakıma kabul edilme oranı aynıdır. Koronavirüs bizim kendi deneyimimizde, bugünkü deneyimimiz itibariyle gebelik yoğun bakım ünitesine ihtiyaç duyma oranını artırmamaktadır. Frank yine bir çalışma yayınladı Journal of Perinatal Medicine'de ve burada halk sağlığı acillerinde obstetrisyenlerin mesleki ahlakıyla alakalı kavramları değerlendiren bir çalışma yayınladı. Ve Frank burada ring fencing diye bir kavramdan söz etti. Burada kendi alanınızdaki bütün kişileri korumaya alma durumu. Ancak gerçekten çok ciddi bir kaosla karşılaştık bütün New York hastanelerinde. Ve gebe kadınlar partnerleriyle beraber doğum yapamadılar ve gerçekten zor bir dönemden geçtik. Ve evde doğumlar da bu nedenle daha fazla tercih edilir hale geldi. Ve burada COVID virüs ve gebelikle alakalı bir takım verilere şu sitelerden ulaşabilirsiniz. Society of Maternal Fetal Medicine, American ACOG, CDC ve Dünya Sağlık Örgütü'nden de bilgiler alabiliyorsunuz COVID-19 ve gebelikle ilgili olarak. Ancak tabii ki bir takım dergilerde yayınlar da var, ancak onların hızı diğerlerine ulaşamıyor. 7 hafta önce her şey kapalıydı. Burada Times Square görüyorsunuz, hiç kimse yok. Gördüğünüz gibi Wall Street tamamen kapatılmış vaziyette. Her şey elektronik olarak devam ediyor. Ve burada geçen hafta ne oldu? Ve havalar düzeldi ve insanlar sokağa çıktılar.
Burada geçen hafta sonundan New York'tan bir fotoğrafa maalesef bir, ne kadar tembih edilse bile karantinada kalmaları söylense de hem dışarı çıktılar hem de mesafeyi korumadılar. Şimdi biraz müzik sevenler için hastanede her seferinde taburcu olan kişi ile biz Alicia Keys'in bu New York şarkısını bunu ben size çalmaya çalışıyordum bir dakika süreyle, o nedenle mikrofonu açamadım. İşte burada duyabiliyor musunuz? Evet, duyuyoruz. Trying to do to uplift our spirit in New York, despite everything else. Evet, burada New York'ta ben New York'un ortasında yaşıyorum. Ben New York'un ortasında yaşıyorum ve sürekli ambulansları duyuyorum. Daha kötüydü, şimdi daha iyi olmaya başladı. Umuyorum çok uzun zaman geçmeden daha iyi bir noktaya geliriz. Teşekkür ederim. Thank you, Amos. Amos, çok teşekkür ediyorum. Güzel bir sunumdu. Çok hoşuma gitti. Şimdi şimdi soru cevap zamanı. Hep bütün araştırmacılara soru cevap kısmına koymanızı rica edeceğim. Çünkü burada bunları takip edebileceğiz. Andrea Lara diyor ki, şimdi kadın olmak o kadar büyük bir risk oluşturmuyor çünkü hastaların geneli erkek. Endonezya'da immün plazma çalışması yapılıyor. Bu acaba COVID'i olan gebeler için güvenli mi? Bu konuda acaba bir deneyimi olan var mı? Evet. Beni duyuyor musunuz? Evet. Şu anda tam olarak bilmiyoruz. Bu konuda yeterince bilgimiz yok. Bu konuda faydası olup olmadığıyla ilgili yeterince bilgi yok. Böyle bir kullanım oldu. Bir kontraindikasyon yok ama gerçekten faydası olup olmadığına dair yeterince veri yok elimizde henüz. Daha sonra burada eğer konuşmak isterseniz, burada bir başka soru var. Hidroksiklorokin kullanımı veya kullanılmaması konusunda ne düşünüyorsunuz gebelikte? Bu konuda acaba yorum yapmak isteyen var mı? What was this hydrochloroquine? Yes. Yeah. Evet, gebelikte kullanımı konusunda bilgi almak istiyoruz. It's not contraindicated. Kontraindike değil. Biz bunu kullanıyoruz. Ancak şu noktada gebeli veya değil, gerçekten faydası olup olmadığına dair kesin bir bilgi yok elimizde. Ama randomize kontrollü prospektif çalışma olmadığı için kesin bir şey söyleyemiyoruz. Bir başka soru var. Excellent meeting. I have questions about the use of prophylaxis
Gebelikte trombo profilaksi konusunda COVID-19 varlığında bir soru geldi. Giuseppe, bu konuda bir fikriniz var mı? Bir şey söylemek ister misiniz? İtalya'da burada kadınlar için değil, ağır komplikasyonlar değil ama genel popülasyonda birçok çalışma gerçekten mikropulmoner embolizm nedeniyle vefat etmektedirler. Bu nedenle İtalya'da birçok merkezde sürekli olarak antikoagülan tedavi kullanılmakta. Teşekkürler. Süper. Bu önemli bir bilgi. Amos, evet. Rodrigo asked the question. Rodrigo bir soru sordu. If women are allowed to have somebody accompany them. Rodrigo, would you like to repeat your question? Rodrigo. Let me introduce Rodrigo Ayala. Rodrigo Ayala is the Rodrigo Ayala. Association of Perinatal Medicine. Perinatal Mexico. Thank you again. Tıp dünya. It's a simple question. Bu esasında basit bir soru sormak istiyorum. Biz Meksika'da bir takım sıkıntılar yaşamaktayız. Çünkü alignments or rules of how to conduct deliveries. Gebelikte doğumları nasıl yapacağımızla ilgili net bir rehber yok. Onun için her kurum kendi kendi kurallarını koruyor. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki deneyimlerinizi merak ediyorum. Kadınlar yalnız kalmak istemiyorlar. Ancak bazen hastaneler bunu partneri yanına almak için yeterli değil, çünkü burada eşinin ne durumda olduğunu bilmediğimiz için bunu yapamıyoruz. Ve burada eşinin burada çok sayıda küçük klinik de var, burada devlet hastaneleri var, o konuda oldukça katılar, zaten hiçbir şekilde bir partnerin girmesine müsaade etmiyorlar. Ama burada en önemli şey diğer kliniklerde nasıl yapıldı. Burada sayılara bakacak olursak 31.500 konfirme edilmiş vakamız var. Ama son zamanlarda bu rakamların doğru olup olmadığı sorgulanmaktadır. Ben Amos Frank bu konuda ne gibi deneyimler yaşıyorlar? Siz partnerlerinin yanında olmasına müsaade ediyor musunuz? Nasıl bir yol izliyorsunuz? Esasında oldukça basit. Vali Cuomo bize bir görev yaptı ve bunu esasında online olarak da görebilirsiniz. Bizim bir partneri mutlaka yanında olabiliyor ve aynı zamanda bir ebe gelebiliyor. Biz bunu tamamen yalnız olarak doğum yapmaları söz konusu değil. Yani böyle bir zorlama yapılamıyor. Biz bu konuyu oldukça fazla tartıştık, ancak şu noktaya vardık. Bizim hastane olarak bir şansımız yok, çünkü vali tarafından bu tespit edildi. Bunu söylemekle beraber, eğer destek açısından bakacak olursak, kadınlar dulalar ve eşleri tarafından desteklenmektedirler.
Genellikle hemşire pek ortada olmadığı için böyle bir iki kişinin yanında olması oldukça faydalı olabiliyor. Tabii ki burada kişisel koruyucu ekipman önem kazanmakta. Teşekkürler. All right, awesome. Carry on, please. Yes. Okay, carry on, awesome. Now we hear. All right. A question to all ben who already spoke. Bütün panelistlere bir soru sormak istiyorum. Antenatal yönetim konusunda ne düşünüyorsunuz? Acaba normal prosedürlerinizi değiştiriyor musunuz? And complication of cesarean section because most of the rhythms. Çoğu zaman sezeryan olduğu için bu bir komplikasyon olarak önümüze çıkmakta mı? Biz antifosfolipid her türlü normal how about antenatal care of pregnant women with corona? Koronası olan kadınların antenatal takibi nasıl yapılıyor? Bizim ülkemizde bu konuda yeterince tecrübe yok. Çok teşekkür ediyorum böyle bir soru için Asım. İkinci bölümde bu konuda belki de daha fazla tartışabiliriz. Şimdi bir soru daha soralım. Belki daha sonra bu soru cevaplara devam edebiliriz. Krista Pleguruparan acaba gebelik COVID'e karşı koruyucu bir faktör olabiliyor mu? Bu konudaki düşünceniz nedir? Giuseppe. Genel popülasyona farklı değiller. Yani Asım'ın antenatal bakımı mümkün olduğunca hastayla olan ilişkiyi azaltmaya çalışıyoruz. Ancak yine de antenatal bakım devam ediyor tabii ki. Bizim grubumuz için geçerli olan bu. İtalya'da da genellikle böyle. Giuseppe, gebelik. Gebelikte acaba gebelik sizce koruyucu olabilir mi COVID'e karşı biyolojik olarak? Çünkü burada gerçekten gebe kadınlardaki oran oldukça düşük. Bu veriler gerçekten çok az sayıda gebe kadın COVID'e yakalanıyor. Bu çok güzel. Çok fazla soru var. Ve çoğu da esasında ikinci bölümle alakalı. Bu nedenle ikinci bölümün sonunda bunu tartışmayı tercih ediyorum. Ve zaman şimdi Ignacio Herraiz'i size sunmak istiyorum. Zamana uyumlu olabilmek için İspanya'dan. Bu konuşmada sanıyorum birçok şey yanıtlanmış olacak ve doğumda COVID ile alakalı bize bilgilerini verici. Çok teşekkür ediyorum Profesör Shen ve Dünya Perinatal Tıp Derneği'ni de teşekkür ediyorum bu toplantıyı düzenlediği için. Ben gerçekten çok yoğun ve dramatik olan bir deneyimimizi sizinle paylaşmak istiyorum COVID-19'la ilgili. Ben şunu söylemek istiyorum ki size Madrid, İspanya'daki bizim hastanemizin deneyimlerini sizinle paylaşmaktan büyük onur duyuyorum. Ve hepsi benim kardeşim
ve ne yazık ki kaybettiğimiz bütün sağlık çalışanlarımıza ve doktorlarımıza da başsağlığı Allah'tan rahmet diliyorum. Burada kısaca bir özet yapmak istiyorum İspanya'daki COVID ile ilgili ve burada yüksek olasılıkla Mart'ın başında başladı ve Mart'ın 14'üne kadar dışarıya çıkma kısıtlaması ilan edilmedi. Ve bu nedenle ne yazık ki en fazla korona vakası olan ülkelerden bir tanesi olduk. Ve maalesef 26 binden fazla ölümümüz var ve bunların 8 binden fazlası Madrid'de. Ve burada ikinci haftasından sonra Mart'ın burada gördüğünüz gibi yaklaşık bir hafta sonra hastaneye yatış oranları en yüksek noktasına ulaştı ve ölüm oranları en yüksek noktasına ulaştı. Ve şunu, bu iki noktayı hatırlamanızı istiyorum. Çünkü burada ancak Mart'ın sonunda azalmaları görmeye başladık ve tanısal testlerin az olması esasında bir sıkıntı yarattı. Bizim devletimiz mümkün olduğunca insanları karantinada tutarak azaltmaya çalıştı ve şu anda oldukça hızlı bir şekilde bir azalma olduğunu görüyoruz. Ve şu anda artık açılmaya başlıyoruz. Ancak Mart'ın sonunda burada bizim hastanemizi görüyorsunuz. Hospital burada güney batısında en kötü etkilenen bölgelerden bir tanesi. Burada kuzeyde de var, merkezde de var. Ve burada 1300 yatak var. Ve pandeminin pikinde 1000'i COVID'li hastalar tarafından meşguldü. Ve burada bizim gördüğünüz gibi sayılarımız aşağıda ve burada en yüksek noktasında 1 Mart ile Mayıs 2 arasında ki doğum sayılarını görüyorsunuz. 557 doğum oldu. Bu dönemde 29 vakada %5'inde COVID-19 pozitif olarak tespit edildi. Ve bunlardan İki tanesi PCR ile konfirme edilmemişti ancak klinik ve radyolojik bulguları COVID ile uyumluydu ve bu %51'i gebelik doğum öncesinde tespit edilmişti ve %53'ü bunların PCR olarak negatifti doğum sırasında. Bir tanesi asemptomatikti. Yaklaşık %48'i doğum sırasında tespit edildi. Sadece bir tanesi asemptomatikti. Ve %3.8'i aktif COVID'liydi doğum sırasında. Burada etkilenmemiş olan kişilerde normalde ortalamaya yakın olan değerler olduğunu görüyorsunuz. Bu sezaryen oranları %22 ve burada aktif olarak COVID olmayanlarda yine normale yakın olan değerler olduğunu görüyorsunuz. Düşük sezaryen oranları olduğunu.
aktif olanlarda ancak sezeryan oranlarının oldukça yüksek olduğunu tespit ettik ve aynı zamanda prematürite ve düşük doğum ağırlığını daha sık olduğunu gördük. Ve bu ring fence konsepti, maternity, burada %80'i COVID pozitif gebe olmayan insanlar tarafından dolu iken, çok bizimkilerin ise %5'i sadece COVID pozitifti. Acaba gebe kadın ve çocukları koruyabileceğimiz bir ortam yaratılabilir miydi? Bunu yapmaya çalışabiliriz. Ancak bu eşitlik ilkesine aykırı olabilir ve aynı zamanda insan kaynaklarının ve yatakların optimum bir şekilde değerlendirilmesi ve kullanılmasıyla uyumlu olmayabilir. Ve bu protokoller çok hızlı bir şekilde gelişti ve bazen insanlar semptomlarını göstermek istemiyorlardı, bundan utanıyorlardı ve bazen intrapartum ateşi değerlendirmek çok da kolay olmayabiliyordu başka sebeplerle olabileceği için ve bizim birçok yatağımızı bu tedavi için açmamız gerekmekle beraber, diğer taraftan bizim başhekimimiz bu popülasyonun çok özel olması nedeniyle bu kişilerde mutlaka düzenli olarak tarama yapıyorduk. Çünkü o zaman asemptomatik kişileri doğru bir şekilde yerleştirebiliriz. Neonatal bakımı daha güvenli hale getirebiliriz ve onların takiplerini daha doğru bir şekilde programlayabiliyorduk. Ve bu bebeklerin uzun vadedeki gelişimlerini de buna göre takip edebiliyoruz bu şekilde ve aynı zamanda ailelerin ve hasta ve sağlık çalışanlarının da korunması açısından bu bir fayda sağlıyor. Çünkü bu insanlar mutlaka hastaneye yatıyorlar. Onun için burada asemptomatik kişiler %13'ünü oluşturuyordu. Bütün. Yani bizim obstetrik grubumuz içerisinde herkes tarandı ve bu tarananlar içerisinde %13,5'u pozitif çıktı ve bunlar da asemptomatikti. Ve bir başka soru da burada yüksek riskli hastanelerde yapılabilir. Biz bu kadınlarda herkes için test yapmanın faydalı bir şey olabileceğini düşündük. Hangi test diyecek olursak, biz bu testimiz var, antijenleri tespit ediyor. Biz bunu tavsiye etmiyoruz çünkü validasyonu yapılmamış olan bir test. Biz bunları tavsiye etmiyoruz. Biz bir de bizim bütün popülasyonu test ettiğimiz ikinci PCR taraması. Burada birçok faktöre bağlı esasında bunun tanısal doğruluğu. Burada en önemli faktör
viral genom in sufficient amount. Yeterince viral genomun örneklem yerimizde olması önemliydi. Maksimum sensitivite asimptomatik ve hafif semptomatik kişilerde, esasında bunlar biz gebelerimizin çoğu, semptomlar oluştuktan sonra %80'e ulaşıyor bir hafta içerisinde. Ve 2 haftadan sonra %50'nin altına düşüyor. Şu da tartışılabilir. Biz bir yayınımızda esasında buna değindik. Zaman geçtikçe esasında bunun enfektivitesi azalıyordu ve aynı zamanda antikorlar da yavaş yavaş oluşmaya başlıyordu. Bu esasında tanı için kullanılabilecek bir yöntem. Çünkü antikorlar, IgM özellikle erken bir safhada oluşmaya başlıyor. Belki de 3-4 gün içerisinde antikorlar oluşmaya başlayabilir. Bir haftanın sonunda neredeyse hepsinde IgM oluşmaya başlar. O halde bunlar da esasında tanı için kullanılabilir. Sadece seroprevalans açısından değil ama aynı zamanda PCR negatif olduğunda da fayda sağlayabilir. Bu tabii ki spike proteinlerine karşı antikorlar daha spesifik oluyor. Koronavirüse spesifiktir bu. Ancak nükleokapside karşı oluşan antikorlar ise spesifik değil ve başka insanda görülen koronavirüslere olduğundan spike antikorları bizim için daha anlamlıdır. Burada PCR sonuçlarımızı görüyorsunuz. Ve gördüğünüz gibi COVID-19 vakalarımızın çoğu semptomatik vakalarda daha ziyade görüldü. Mart'ın sonlarında daha fazla gördük. Ve bazıları postpartum dönemde de görüldü tabii ki. 1 Mart'ta bütün kadınlarda PCR uygulamaya karar verdik, programlanmış doğumlarda. Bu Mart'ın başından Mart 17 kadın tarandı Nisan'ın 7'sine göre ve bunların %17'si korona pozitif çıktı. 8 Nisan'dan itibaren sadece bir tane vaka tespit ettik. O halde semptomatik vakaları işte gerçekten buradaki epideminin pik yaptığı dönemde daha ziyade biz bunları tespit ettik. Ve daha sonra hızla gebelerde bunu görmemeye başladık. Burada New York'takilerle kıyasla bizim verilerimizi burada sunmaya çalıştım. Bu dışarıya çıkma kısıtlamasından sonra 23 gün sonra burada oldukça hızlı bir düşüş olduğunu görüyoruz bu noktadan sonra. New York'ta çok daha yüksekti ancak bizim %5 oranında, %0.5 oranındaydı. O halde bizim doğumhanelere girerken herkese tarama yapılması bir takım avantajlara sahiptir.
burada hem doğru bir yere yerleştirmemizi mümkün oluyor, kılıyor hastayı. Yeni doğanı buna göre monitörize edebiliyoruz. Hem kısa hem uzun vadede, hem de anne, bebek, aileler, diğer hastalar ve sağlık çalışanları da bu şekilde koruyabiliyoruz. Tabii ki kuantitatif PCR bu dönemde ne kadar yeni vaka olduğuyla alakalı doğruluğu ve sensitivitesi. İleriye doğru bakacak olursak serolojik testler IgG ve IgM ile ilgili hali hazırda enfeksiyonu olup olmadığı geç geldiklerinde ve gebeh kadınların seroprevalansını değerlendirmek açısından faydalı olacaktır. O zaman daha ileride bu enfeksiyonu geçirip geçirmediğini bilecek ve gebe popülasyonumuzdaki seroprevalansı değerlendirmiş olabileceğiz. Teşekkür ederim. Let me ask you once again, Ignacio. Ben bir şey sormak istiyorum Ignacio. Neden herkese gebelikte test yapıyorsunuz? Çünkü koruma açısından bu önemli. Bu gebeliğin bakımında, antenatal bakımda herkesin koruması açısından değerli. Mesela ilk COVID vakalarımızdan bir tanesi bu. This is the protection of healthcare. Bu sağlık çalışanların koruması için mi? Bir tanesi bu. Mesela kocası yoğun bakım ünitesine gitti, yeni doğan yoğun bakım ünitesine ve bundan bir hafta sonra bu yeni doğan yoğun bakım ünitesinin yarısı hasta olmuştu. Bu nedenle bulaştırma açısından çok önemli. Hem oradaki çalışanlar hem de diğer hastalar için herkes çok korkuyordu. Bütün prosedürler konusunda çok büyük bir korku duyuyorlardı. Ve bu problemi gebe kadınların hepsini tarayarak çözmüş olduk esasında. Bence bu anneyi ve personeli korumak için. Bu konuda çok soru vardı ve sanıyorum bu oturumun sonunda bunları tartışacağız. Şimdi Gabriella Sacconi çok ilginç bir konuyu açıklayacak bize. COVID-19'un takibi tanısında akciğer ultrasonografisi ile ilişkili bize sunumunu yapacak. Okay. Thank you, Cihat. Teşekkür ediyorum Cihat. Sevgili üyeler, böyle bir sunumu yapmak için beni davet ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Benim için büyük bir onur. Gebe kadınlarda akciğer ultrasonografisi konusunda size sunumumu yapacağım. Hem araştırmada hem de klinik alanda COVID-19 taraması ve değerlendirmesi açısından gebe kadınlarda akciğer ultrasonografisini değerlendirdik. Evet. Gebe kadınlar özeldir, özel bir gruptur. Bu kişiler önleme hem tanı hem de yönetim açısından bir takım özellikler taşımaktadır. Ve COVID-19 için Dünya Sağlık Örgütü ile beraber bir takım rehberler oluşturduk. Ve virüsün tespit edilmesi bildiğiniz gibi PCR ile oluyor. Ve burada bir yalancı negatiflik var, %30-35. Bu nedenle eğer böyle bir şüphe varsa mutlaka tekrar örnek alınması gerekiyor. Ancak değişik klinik ortamlarda bu mümkün olmayabilir. En az 24 saat sonra bunun tekrar edilmesi gerekiyor. Ve yani negatifte bile pozitif olabilir.
İki kere negatifse o zaman negatif olduğunu söyleyebiliriz. Akciğer muayenesi klinik değerlendirmenin bir parçasıdır bilgisayarlı tomografi ile. Ama biz mümkün olduğunca bu radyasyondan kaçınmak istiyoruz. Bu nedenle radyasyon içermeyen akciğer ultrasonografisinin faydalı olabileceğini düşündük akciğerlerin değerlendirilmesi için gebe kadınlarda. Ve biz obstetrisyen olduğumuz için biz her gün ultrasonografiyi kullanıyoruz klinik pratiğimizde. Ve bir sistematik bir bir derleme yaptık ve burada gördük ki akciğer ultrasonografisi konusunda çok az bilgi var. Preeklamptik ve pulmoner ödemi olan gebe kadınlarda akciğer ultrasonografisi ile ilgili tüm çalışmalar olduğunu tespit ettik. Burada pulmoner ödemde sıvı izlenebiliyor. Gebe olmayan insanlarda ise akciğer ultrasonografisinde anlamlı bir spesifistesi ve vardır. Hamile kadınlarda eğer COVID şüphesi varsa akciğer ultrasonografisi Profesör Testa ve Scambia burada yine bir meslektaşım bu ekiple çalışıyor ve yakın zamanda bir vaka sunumu yaptılar. Bu American Journal'da da yayınlandı. Bu güzel bir rehber oluşturmuş Ultrasound dergisinde. Nasıl bunu yapabileceğimizi gösteriyor. Ve burada çok ilginç bir cümle kurmuşlar. Ya biz sürekli ultrasonografi kullandığımızdan bu araçla çalışma konusunda oldukça rahatız. Teknik açıdan akciğerin muayenesi oldukça kolaydır bütün obstetrisyenler için. Eğer normal ve anormali ayırt etmek açısından bunda bir zorluk çekmeyiz. Bu oldukça kolay öğrenilir ve sensitivitesi ve spesifistesi yüksektir. Peki nasıl bunu yapıyoruz? Akciğer ultrasonografisini basit olarak özetleyecek olursak ultrasonografi ışını burada gördüğünüz gibi burada plevrayı net bir şekilde görebiliyoruz. Hiperekoik bir çizgi şeklinde burada okla gösterildiği yerde ve bunun arkasında buna paralel bir çizgi daha görüyorsunuz. Bu hiperekoik bir bunlar hipoekoik olarak burada gölgelerini görüyorsunuz kaburgaları. A çizgileri burada horizontal ve bunu bu şekilde o zaman akciğerde olduğunuzu söyleyebilirsiniz. Tabii ki akciğer havada ilerleyemiyor. Burada mesela bir kanser nodülünü göremeyiz burada. Bu şekilde kullanılamaz. Ama respiratory distress sendromu, pulmoner ödem pneumonide ki burada bir konsolidasyon vardır akciğerde ve bir sıvı birikimi vardır. Böyle bir durumda ultrasonografi kullanılabilir. Ve burada vertikal bu B çizgisi olarak ifade ediliyor. Daha önce A çizgisini görüyorduk. Sonra şimdi burada vertikal bir takım çizgiler görüyoruz kaburgalar arasında. Burada pnömonide erken dönem COVID-19 pnömonisinde de benzer belirtiler görebiliyoruz. Ve buradaki yatay çizgi ortadan kalkıyor ve dikey olan B çizgilerini görüyoruz ultrasonografik olarak. Ve bu erken dönem COVID-19 pneumonisi. Bir başka patern, ki buna biz beyaz akciğer diyoruz. Bu vakada
akciğer parenkimi. Burada gördüğünüz gibi COVID-19'da ARDS'yi görüyorsunuz ve burada beyaz bir alan görüyorsunuz. O halde herhangi bir bunları ayırt eden A çizgisi veya kaburga çizgileri yok, sadece beyaz bir akciğer var. Şimdi burada solid bir organ şeklini olabilir, konsolidasyonlar bu şekilde kendini gösterebilmektedir. Aynı karaciğerde olduğu gibi hiperekoik ve hipoekoik alanlar görebiliyoruz. Ve burada kaliperlerle de bunu konsolidasyon alanlarında ölçmemiz mümkündür. Biz burada akciğerlerde gördüğümüz görüntülerini size anlattım. Şimdi nasıl acaba bir ultrasonografi cihazı kullanmalıyız ve nasıl ayarını yapmalıyız? Lineer konveks ve mikro konveks. Lineer özellikle daha iyi bir şekilde plural çizgiyi ve supleural alanı görüntüleyebilmektedir. Biz obstetrisyenler olarak genellikle konveks problar, abdominal problar kullanıyoruz. Burada sadece fokusu ve odağı ayarlıyorsunuz. Gain'i tabii ki mümkün olduğu. Bu beyaz akciğeri, B çizgileri veya A çizgilerini tespit edebilmek için. Burada bu supin bir pozisyonda burada gördüğünüz gibi 14 nokta var ve uterusun ve fetüsün muayenesinden sonra akciğerlerini muayene ediyoruz. Bütün akciğeri değerlendirebilmek için oturma pozisyonuna da getirmemiz gerekiyor ki daha alt seviyeleri, alt lobları ve sırtı da değerlendirmek için oturur pozisyonda muayene ediyoruz. Normal supin position, supin prone, sağ ve sol yana dönmüş pozisyonlarda yapabiliyoruz. Tabii ki her zaman ellerimizin ve tıbbi malzememizin dezenfeksiyonuna önem vermeliyiz ve enfeksiyon riski açısından da kişisel koruyucu ekipmanı giymeliyiz. Biz ultrasonografi yapma konusunda deneyimli olmalıyız ve buradaki görüntülere de alışkın ve bu görüntüleri tanıyor olmamız lazım. Ben bu rehberi okumanızı tavsiye ediyorum. Ve aynı zamanda küçük bir video klipimiz var. Teknik olarak sorularınızı cevaplayabilmek için basit. O halde ben şunları size mesaj olarak vermek istiyorum. Akciğer ultrasonografisi bütün gebe kadınlarda hasta başında yapılabilecek bir muayene. Obstetrisyenler rutin obstetrik ultrason sonrasında bunu gerçekleştirebilirler. Eğer COVID-19 şüpheli bir hasta varsa o zaman radyasyondan kaçınabilirsiniz bu yöntemle. Patolojik ultrasonografi görüntüleri ve burada normal ve anormal akciğer görüntülerini de görebiliyorsunuz. Birincisinde normal bir pleural çizgiyi görüyorsunuz. Bu ikincisinde burada sporadik ve burada COVID-19 enfeksiyonu şüphesi var. Genellikle bilateral olarak görürüz bunu. Burada üçüncü de irregular pleural çizgiler. Burada birçok B çizgisi var ki bu ve COVID-19 için sık gördüğümüz bir tablodur. Burada ağır pnömonide, viral pnömonide beyaz akciğer görüyoruz ve konsolidasyonlar olduğunda da o zaman
anlamlı derecede bir büyüklükte olan konsolidasyon alanlarını solid alanlar olarak ölçebiliyoruz. Şimdi ben kurumum hakkında konuşmak istersem, biz bir triyaj yapıyoruz doğumda. Çünkü rapid antikor testi konusunda çok güven duymuyoruz. 24 saate kadar da cevap vermiyor PCR. Ve teşekkür ederiz. Gabriel, çok teşekkür ederim. Çok enteresan bir sunum yaptınız. Ve enteresan bir ultrasonografi kullanımını da görmüş olduk. Ve tekrar hatırlatmak istiyorum, soru ve cevaplarımız oturum sonunda olacaktır. Şimdi COVID, gebelikte COVID-19 enfeksiyonun gidişatı ile ilgili bize bilgi verecek. Merhaba. I will go through the course of COVID-19 in the pregnancy. Ben gebelik sırasında COVID-19 enfeksiyon gidişatı ile ilgili size bilgi vereceğim. Ben öncelikle gebe olmayan popülasyonda nasıl gittiği konusunda bilgi vermek istiyorum. Çin'de hastalığın %81'i hafif veya orta derecede bir enfeksiyon belirtisi göstermektedir. %14'ü ağır olmakta ve %5'i kritik yoğun bakım ihtiyacı duyan semptomları göstermektedir. Genel olarak fatalite %2.3 olarak düşünülmektedir gebe olmayan popülasyonda ve vaka fatalite oranı kritik hastalığı olanlarda bu yaklaşık %50'ye kadar çıkmaktadır. Ve gebelikte pnömoninin etkilerine bakacak olursak, daha önceki deneyimlerimize bakacak olursak, bu çok ciddi bir morbidite ve mortalite sebebidir gebe kadınlarda. Ve viral pnömoniler daha ciddi morbidite ve mortaliteye sebep olmaktadır bakteriyel pnömonilerde. Ve genellikle %25'i vakaların gebelerde yoğun bakım ihtiyacı duymaktadır ve mekanik ventilasyona gitmektedir. Ki bunlar önceki viral pnömoni bilgileridir. Özellikle gebelik sırasında viral pnömoniyle. Mesela başka vaka fatalite oranlarına bakabiliriz. İnfluenza'da mesela, başka viral pnömonilerde gebelikte. İspanyol gribi, domuz gribi gibi burada 8 ila 27 arasında değiştiğini görüyoruz influenza için. Buna karşın gebe olmayan popülasyonda bu %0.1 ila 1'dir. SARS için bu gebe popülasyon için %25, ancak gebe olmayan popülasyon %10'dur. MERS için yine vaka fatalite oranı gebe kadınlarda %25, gebe olmayan popülasyonda %22'dir. Biz bu nedenle COVID-19 gebelik vakalarından çok büyük bir korku duyduk. Gerçekten gebe kadınlarımız için büyük bir endişe duyduk ve aynı zamanda tabii ki onların bebekleriyle ilgili endişelerimiz oldu. Ancak Aralık sonundan Nisan başına kadar 154 gebe kadın ve 118 canlı doğan bebeklerde bu kadar ciddi bir maternal mortalite ve morbidite artış olmadığını gösterdi. Bu gerçekten ilginç bir bulguydu. Şimdi New York'tan eğer bilgileri sunacak olursak, daha önceki pandemiyle kıyaslayacak olursak %86'sı hafif geçiriyordu New York datasından. Gebe kadının %86'sı eğer COVID pozitifse hafif olarak geçirdi.
%9.3'ü ağır olarak geçirdi ki bu %14'üydü gebe olmayan popülasyon için. Yine gebe ve gebe olmayan popülasyonlar için aynı, yaklaşık %5 civarındaydı. %4.7 ve %5. Ve burada kadınların yaşı COVID-19'a bağlı olarak hastaneye yatırılan kadınlar genellikle genç kadınlardı. Nisan'ın sonlarına doğru enteresan bir yayın İran'dan geldi. Bu çalışma önceki raporlara göre daha farklıydı. Çünkü bu 9 kadının sunumuydu. Bu kişilerde ciddi kardiyopulmoner morbidite söz konusu olmuştu. Bu üçüncü seviye hastanelere yatırılmıştı 30 gün içerisinde. Bu vakalar herhangi bir sistematik olarak araştırma sonunda tespit edilmemişti ve bunlar kendileri bunu sunmak istediler. Ve bunlarda bir kardiyopulmoner kolaps olduğunu gördü. Bunlardan sadece 2 tanesi yaşadı ve 7 tanesi maalesef kaybedildi. Bu Nisan 20'deki bir sunumdu. Bu çalışmada maternal karakteristikler biraz daha farklıydı New York'a kıyasla. Burada ortalama yaş 36, hastalar daha yaşlıydı, bu gebe kadınlar daha yaşlıydı. Ve 2 tane yaşayan 35 yaşın üstündeydi. Ve burada bu 9 hastanın hiçbir tanesinde ek bir hastalık yoktu. Normotensiftiler, preeklampsiya tanısı da yoktu. Bu vaka grubunda hastaların sonuçlarını aileleriyle beraber değerlendirmişler. Bu koronavirüsü olan bu kadınların ailelerindeki gidişatı da değerlendirdiler ve bunlar ve buna ekspoze olmuş olan aile bireyleri de değerlendirildiğinde burada gördüğünüz gibi diğer ölmüş olan kadınların ailelerinde aile efradından kimse ölmemiş, sadece gebe olan kadın ölmüştür COVID-19 enfeksiyonuna bağlı olarak. Ancak şuradan maternal mortalitenin daha fazla olduğunu çıkarmak mümkün değil. Bu sadece burada esasında şunu söylemek doğru değil tabii ki. Daha fazla bir mortalite yok, olmayabilir ama yine de mortalite var bu gebe kadınlar için. Biz dünyadaki bütün vakaları ele alarak yayınlarımızı yapmalıyız ve bu nedenle esasında rehberlerimizi bir tekrar gözden geçirmeliyiz ve belki de COVID-19 ile ilgili olarak gebelikte ölümle ilgili gereğinden fazla bir güven duygusu içerisindeyiz ve bu durumu da değiştirmemiz gerekiyor. Burada bildiğimiz gibi gebelikte pnömoni hem EMR, preterm doğum, intrauterin bebek kaybı gibi bir takım sorunlara yol açmaktadır. Yine
daha önceki pandemilerle ve daha önceki sonuçlarla değerlendirdiğimizde influenza, SARS ve MERS bir takım perinatal problemlere yol açmaktadır ve riski artırmaktadır. COVID-19'un ortaya çıktığında, bu da COVID-19 enfeksiyonu geçiren kadınlar için beklenmişti. İnfluenza, SARS ve MERS için hiçbir tanesinde vertikal transmisyon tespit edilememişti. Vertikal transmisyon konusunda çok ciddi bir şu anda hala vertikal transmisyonun kesin olarak olmadığını gösterebilmiş değiliz. Çünkü amniyotik fluid viral DNA görülemiyor. Ancak bir iki tane vaka sunumu yapılmıştır ki bebeğin serumunda IgM tespit edilmiştir. Ve bu IgM bir tanesinde kan doğumdan hemen 2 saat sonra alınmıştı. Ve burada anne ile herhangi bir kontak yoktu. Burada doğum bir N95 maskesiyle gerçekleştirilmişti ve anne ile herhangi bir kontağı olmadan hemen doğumdan 2 saat sonra IgM'nin pozitif olduğu tespit edilmişti. Ancak annenin amniyotik biz IgM'nin plasentaya geçmediğini biliyoruz ve enfeksiyondan 3 ila 7 gün sonra ancak oluşuyor. Yine de bir takım sporadik yayınlar var ki bunlar in utero enfeksiyonun olduğunu düşündürmektedir. Bu nedenle bu konuda yeterince bilgi elde edilmeden kesin olarak kesinlikle dikey geçiş yoktur diyemeyiz. Ancak bu konuda tam olarak emin olabilmek için daha fazla veriye ihtiyacımız var. Perinatal etkilerine bakacak olursak, birinci ve ikinci trimesterde bu enfeksiyonla karşılaşmasının ne gibi bir etkileri olacağı konusunda tam olarak bilemiyoruz. Çünkü bizim serilerimizin çoğunda esasında son 3 ayında karşılaşmıştır anneler bu enfeksiyonla ve 51 vakanın 49'u 3. trimesterde, sadece 2 vaka 2. trimesterde, 1. trimesterde hiçbir hasta tespit edilmemiştir. Bu nedenle annenin COVID-19'la 1. veya 2. trimesterlerde karşılaşması durumunda ne olacağıyla ilgili hiçbir bilgimiz yok. Biz plasenta üzerindeki etkisi konusunda endişeliyiz esasında. Sadece bir çalışma, daha önceki SARS koronavirüste fetal trombotik vaskülopati oluşturduğu gösterilmiştir. Ve yüksek oranda fetal büyüme gelişme geriliğine sebep olması 2006'daki SARS epidemisinde bu koronavirüsle ilişkili olabilir. Ve Çin'den bir çalışma 3 vaka göstermektedir ki annelerden plasenta alınmış. 1 ve 2. trimesterlerde COVID-19 geçirmiş bu anneler. Ve bir vakada ciddi plasental enfarkt olduğu görülmektedir. Bu nedenle 1. ve 2. trimesterde COVID-19'la karşılaşmak ciddi trombotik sorunlara yol açabilmektedir plasentada. Bu nedenle
erken birinci ve ikinci trimesterde geçiren kişilerde bu göz ardı edilmemelidir ve bizim Dünya Perinatal Tıp grubumuz tarafından yaklaşık 300 vakalık bir çalışmayla birçok bilgiye ulaşabiliyoruz. Ama birinci ve ikinci trimesterlerle de ilgili önemli bilgilerin toplanması gerekmektedir. Çoğu vaka serileri üçüncü trimesterle ilişkilidir. Ancak üçüncü trimesterde karşılaşma, Kuryak'ın söylediği gibi genellikle preterm bir şekilde sezeryanla dünyaya getirilmektedirler. Elektif olarak. Annenin ve bebeğin korunması amaç esasında gerçek anlamda obstetrik endikasyonlarla bu gerçekleşmemektir. Bu gerçekten doğru mudur veya hatalı mıdır? Bunu ancak zaman içerisinde görebiliriz ve özellikle üçüncü trimesterinde olan gebeler için bu bir ikilemdir. Hem obstetrisyen için hem de hasta için. Burada 51 hasta endikasyonlarını görüyorsunuz. Gördüğünüz gibi %50'sinden fazlası sadece COVID-19 pnömonisi nedeniyle herhangi bir obstetrik endikasyon olmaksızın sezeryanla doğum yapılmıştır. Gördüğünüz gibi EMR %26, fetal distres %17.6, preterm eylem %11.8, daha eski sezeryan %8.8. Bu esasında çok ciddi anlamda hastaların yönetimi, üçüncü trimesterde yönetimi tekrar ele alınmalıdır. Fetal ve neonatal morbidite ve mortaliteye baktığımızda yine bu çalışmalar Aralık'ın sonundan Nisan'ın başına kadar burada neonatal ve fetal morbidite ve mortalitenin artmamış olduğunu göstermektedir. Bazı spontan abortuslar, spontan preterm doğumların azalmadığı söylemiştir. Hafif bir EMR'de artış olduğu tespit edilmiştir. Bir ölü doğum, iki neonatal ölüm tespit edilmiştir. Ağır hasta olan kadınlarda. Biz yine İran'dan olacak bu çalışmaya dönecek olursak, bu çok ilginç bir çalışma. Bu 9 gebe kadını eğer ele alacak olursak, ki bunların 7'si öldü, 2'si yaşadı. Burada anne ölümü olanlarda bu 7 kadın, 3'ünde in utero ölüm vardı. İki tanesi doğum sonrasında vefat etti. Ve bu 5 bebek kaybedilmişti. Yani ölen annenin, 7 annenin 5'inin bebekleri de öldü. Bunlar oldukça yoğun bakıma giren gebe kadınların kötü bir gidişatı olabileceğini gösteriyor. Burada maternal sürvisi olanları göreceksin. Bir tanesi in utero kaybedilmiş. Yine burada 36 haftada in utero ölüm olduğunu görüyorsunuz. Diğer bebek, ki bu 34. gebelik haftasında doğurtulmuştu. One of the babies was dying in the maternal survivor group, but the other one has no neonatal death. So a total of 1/2 baby was lost. It was 50%. So this yani, paper shows a little bit. Bu çalışma, bu for the fetal, belki for the neonatal, fetal ve neonatal açıdan da situation of the baby, morbidite ve mortalite açısından
daha ciddiyetle ele alınması gerektiğini düşündürmektir. Ben son iki slaytım semptomlarla ilişkili olacak. Gebelikte ve gebe olmayan kadınlarda semptomlar çok benzer. Ateş, kuru öksürük de geliyorlar ve asemptomatik enfeksiyon oranının yüksek olduğunu unutmamak gerekir. Gebe olmayan popülasyondaki gerçek prevalansı bilmiyoruz. Ama Ignacio'nun da yaptığı çalışmalarla gebelerde asemptomatik hastalık olabileceğini biliyoruz ve özellikle yüksek prevalans olan coğrafi alanlarda asemptomatik enfeksiyon araştırılmalı ve ben zamanla uyum için daha fazla ayrıntıya girmek istemiyorum ama gebe kadınlar asemptomatik olabilir ve herhangi bir semptom göstermeyebilirler hastaneye yatırılmaları esnasında. Çok teşekkür ederim. Excellent. Thank you very much. Çok teşekkür ediyoruz Oluş. That was a very nice part of the session. Çok güzel bir kısmıydı oturumumuzun. Şimdi bu konular ki bunlar oldukça sıcak konular, bunlarla ilgili sorularınız olacağını tahmin ediyorum. Ben şimdi kendi sunumumu yapmak istiyorum, sonra da tartışmaya geçeriz. How do I manage this one? Somebody knows, maybe they can help me. It's a joke. All right, awesome. Yeah, it's getting in a boring, but just 10 minutes more. Thank you very much. Sadece 10 dakika daha biliyorum, biraz sıkıcı olmaya başladı ama evet. Yeah, this is the program what we are dealing with today. Bu da bugünkü programımız. Bu konuda COVID-19 ile ilgili bir webinar yapmak istedik. Bu oldukça ağır bir durum. Dünya çapında World Association of Perinatal Medicine bu grubun esasında en önemli amaçlarından bir tanesi bu tip konuları tabii ki ele almak. Şimdi literatüre bakacak olursak başlangıçta bu COVID-19 ile ilgili çok SARS ve MERS'te çok kötü bir klinik patern oluşturduğu için COVID-19 ile ilgili çok endişeliydik. Ancak COVID-19'un zaman içerisinde SARS ve MERS'ten biraz daha farklı olduğunu görmeye başladık. Maternal mortalite SARS'da çok yüksek ve MERS'te çok yüksek. Yine mekanik ventilasyon ihtiyacı çok yüksekti SARS ve MERS'te. Ancak COVID-19'da gebe popülasyonda bu şekilde değildi. Özellikle preterm doğum SARS ve MERS'te çok yüksekti. COVID-19'da preterm doğumla ilgili daha sonra değineceğim. Tevfik tarafından 15 Mart'ta yayınlanmış olan bu çalışma ve burada MERS COVID-19'daki sayılara baktılar. Burada bu noktada zaten biz WAPM olarak bir kayıt oluşturmaya karar verdik. Çok merkezli bir çalışmayla ve burada Wuhan'da Çin'de 50 tane hastaneden 118 kadın değerlendirildi ve burada ağır hastalık bu gebe popülasyonda %8 oranındaydı. SARS ve MERS'le kıyaslandığında bu ve bu data
gebe olan kadınlarda özellikle artmış bir risk olmadığı sonucuna varıldı. Burada gördüğünüz gibi bu, burada preterm doğum oranına bakınız lütfen. 21, 18 ve 43. Ve burada düşük yine %8, %8. Burada sezaryen, obstetrik indikasyonlarla ya da sadece COVID-19'da gördüğünüz gibi. Esasında. Bu obstetrik indikasyonların bir kısmı da esasında COVID-19 ile ilgili de genişletilmiş obstetrik indikasyonlar olabilirler. Ve bu konuda bir yorum yapabiliriz. SARS ve MERS COVID vakalarına COVID-19'a baktığında literatüre. Sezaryen doğum, preterm doğum %80, MERS COVID'de %30-40. Ancak COVID-19 için preterm doğum %44 ama bütün vakalar sezaryenle doğum yapmış. Ama sayılar çok küçük. Bu nedenle bir kayıt oluşturmaya karar verdik WAPM olarak. Giuseppe Gabriele de bu çalışmaya destek verdiler. Bu çalışmada fetal açıdan bir değerlendirme yapılmış. Bu Marzia Zamania bu yayını yapmış. Amniyotik sıvıda pozitif PCR tespit edilmiş ve bu bir fetal enfeksiyon olarak değerlendirildi. Ancak bu sıvı acaba uygun koşullarda mı doğum sırasında mı, nasıl yapıldı tam olarak bilmiyorum. Bu çalışma, burada anneyi görüyorsunuz, burada bebeği görüyorsunuz. Rektal swablarda, sürüntülerde pozitiflik görülmüştü. Nazofarenjiyal sürüntü, doğum sonrasında ve yeni doğan yoğun bakım ve birinci değerlendirme pozitif, ikincisi negatif. Virüs kakada bulunmuş, dışkıda bulunmuştu. O nedenle doğum sırasında bebeğe bulaşmış olduğu kabul edilebilir. Burada yine bir başka çalışma. Burada birkaç sayı, az sayıda hasta yayınlanmış ve amniyotik sıvı, kort kanı, neonatal boğaz sürüntüsü, nazofarenjiyal sürüntü, maternal serum, plasental organlar değerlendirilmiş. Intrauterin enfeksiyon veya fetal enfeksiyon olabileceği düşünülmüştür. Yine yakın zamanda yayınlanan bu çalışmada 5 herhangi bir pozitif test tespit edilmemiş. Sonra bu yayın geldi. Burada plasentayı aldılar ele. Sadece maternal tarafı değil, aynı zamanda neonatal kord insersiyonu noktasında, fetal kord ekstansiyonu ve burada COVID-19
pozitif olduğunu tespit ettiler bu alanda. Elektron mikroskopik olarak bunu tespit ettiler. Ve bu ilk plasental enfeksiyon, plasental enfeksiyon gösterilmesi olarak bunu sundular. Ve COVID-19'un plasentanın da enfeksiyonu yol açabileceğini veya fonksiyonlarına etki edebileceğine dair bir öneride bulundular. Ancak fetal enfeksiyon kanıtıyla ilgili herhangi bir yayına rastlamadım. Maternal tarafta SARS-CoV-2 pozitif olanlar maternal PCR olarak nazofaringeal kontrolde de pozitif, vajina ve kan negatif, umbilical cord negatif, amniotic fluid negatif, fetal ağız, placenta, membran altı pozitif, COVID-19 için pozitif oluyor. Bunlar çok az sayıda vakalar literatürde. Bu nedenle biz bu çalışmayı yapmaya karar verdik ve burada bütün buna katkı vermek isteyen bütün kişileri görüyorsunuz. Gabriel Saccone çok ciddi bir katkıda bulundu bunu yayınlamak için ve şu an ve burada yaklaşık 75 merkezden 20 ülkeden vakalar var. Burada bütün merkezleri görüyorsunuz. Bu çalışmaya katkı verecekler. Bütün dünyada artan vakalara rağmen gebelikte COVID-19 ile ilgili yine de çok sınırlı bilgimiz var. Bakalım sonuçlar ne olacak? Ama ilk olarak bu çalışmada klinik sonuçları ve tabii ki ikinci, üçüncü bölümlerde bu halen süren bir çalışma. Her gün yeni vakalar bu sisteme giriyor. Peki bu çalışmanın burada olabilecek en fazla sayıda gebe COVID-19 pozitif kişi değerlendirilmiş olacak. 388 gebe kadın, 72 merkez, 22 ülke, Avrupa, Asya, Amerika ve Okyanusya'da. Burada preterm doğum, perinatal mortalite daha yüksek olduğu tespit edilmiş, %2 oranında neonatal ölüm var. Vertikal yolla bulaşma neredeyse yok gibi, sadece bir tanesi doğum sonrasında tespit edilmiş. Mortalite oranı düşük. Bir vakada transmisyonun dikey olarak olabileceği söylenmiş. Gebe doğumdan kısa bir süre pozitif olan bir bebekle. Şimdi burada yayından sonra bunu görebilirsiniz. Sonuçta tabloda şunu, birinci trimesterde %8, ikinci trimesterde %22 ama üçüncü. Bu esasında gebeler içerisinde esasında birinci ve ikinci trimesterde olanları şimdi takip edeceğiz ve bunların sonuçlarını da size sunacağız. Ve doğumdan sonra 123 hasta gebeliği devam ediyor. Birinci trimester yaklaşık %19.4. Ölü doğum %2.7. Neonatal ölüm %2. Perinatal ölüm %4.2. Bunların çoğu esasında üçüncü trimesterdeki hastalardı. Preterm doğum oranı %26.4 ve
%0.4 vertikal transmisyon olasılığı var. Bu rakamlar tartışılabilir olan rakamlar, bu halen devam etmekte olan bir çalışma. Ben burada duracağım. There will be a second part of study if someone has COVID-19 pozitif bir vakanız varsa o zaman bu çalışmaya katılabilirsiniz ve bu verileri güçlendirebiliriz. Ve bundan sonra çok teşekkür ediyorum. Hepinize dikkatiniz için teşekkür ediyorum. Şimdi tekrar soru cevap bölümüne geçebiliriz. Bazı sorular olduğunu söylemem lazım ama ondan önce ama Jun Yoshimatsu'ya bir söz vermek istiyorum. Japonya'da birkaç vaka olabileceğini düşünüyorum. Belki Jun'dan bu konuda bilgi alabiliriz. Ben şu anda Osaka şehrinde yaşıyorum ve buradaki nüfus 8.8 milyon insan çalışıyor burada ve koronavirüs pozitif şu anda yaklaşık 1700 kişi pozitif. Sadece iki gebe kadın var şu ana kadar. Ve ikisi de ağır geçirmiyor hastalığı. Neredeyse asemptomatik diyebilirim. Bizim ağır vakalarımız az ama Japonya'da total enfekte kişi sayısı 15 bin civarında. Halen çok fazla değil. Ve ölüm oranı sadece 600 kişiyi kaybettik. Neden diğer ülkelerle bu kadar farkımız var onu bilemiyorum ama bence ilk dalgayı biz atlattık. Biz ikincisine bekliyoruz. Yani daha doğrusu hazırlanıyoruz. Çok teşekkür ederiz. Şimdi Sao Paulo'dan Deniz Lapa'ya bağlanmak istiyorum. Brezilya'da anladığım kadarıyla durum biraz sıkıntılı olmaya başladı. Deniz veya Marcelo bu konuda bir şey söylemek isterler mi acaba? Gördüğüm kadarıyla peki henüz hazır değiller anladığım kadarıyla. Rita, do you want to say anything about Rita, the situation in Brazil? Brezilya'daki durumla ilgili ya da Sao Paulo'daki durumla ilgili bir şey söylemek ister misiniz? Did you hear me? Carry on. I can hear. Can you hear me? Evet. Yes, I do. I do. Thank you for the invite. This is a wonderful webinar. Bu çok güzel bir webinar. Çok teşekkür ediyorum beni davet ettiğiniz için. Şu anda vakaların pikine ulaşmış vaziyetteyiz. Ama gebe kadınlarda diğer ülkelerle benzer bir şey. Bütün ülkelerdeki sayıları bilmiyorum ama from Albert Einstein Jewish Hospital, bizim hastanemizde 120 hastaneye servis veriyoruz. Bu hastanelerde sadece iki maternal ölüm tespit etti COVID ile ilişkili olarak. Başka morbiditeleri olanları insanlardı, kardiyomiyopati veya başka sorunları olan kadınlardı. We are doing the universal screen. Biz bu kişilere universal olarak tarama yapıyoruz ve burada evlerde tarama yapılıyor. Gebe kadınların evlerinde tarama yapılıyor.
Böylece doğumdan önce bu testin yapılmasını mutlaka istiyoruz. Teşekkür ediyoruz Rita. Teşekkür, size iyi şanslar diliyoruz ve katkınız için teşekkür ediyoruz. Burada ilginç bir soru daha var. Amos ve Giuseppe uygun olacağını düşünüyorum. Doğum salonunda negatif basınç imkanları olmayabilir. Ve eğer yeterince kişisel koruma ekipmanı yoksa, ama COVID-19 pozitif bir hasta varsa, ve eylem uzun sürecek gibi gözüküyor. Böyle bir durumda tavsiyeniz ne olur? Burada spontan olarak eylem takibini yapmayı mı tavsiye edersiniz, yoksa sezaryen yapmak mı daha doğru olur? Teşekkür ederim. Giuseppe ve Amos'a bu soruları sormak istiyorum. Teorik olarak vajinal doğumu gerçekleştirmek daha doğru olur. Ama tabii ki burada lojistik olarak yani gerçekte sorun yaşıyorsak eğer klinik indikasyonlar, biz klinik indikasyon olmaksızın, obstetrik klinik indikasyonlar olmaksızın sezaryen yapmıyoruz. There's no indication, as we see it right now, to do cesarean just because somebody's infected. Sadece enfekte olduğu için bir sezaryen olma zorunluluğu olduğu düşünmek istiyorum. Peki sizin ülkenizde PCR'ın sensitivitesi konusunda bir şey ve spesifikasyonuna bir şey söylemek ister misiniz? PCR testi. Yes, it depends mostly if you have eğer virus. Still, eğer virüs yükünüz fazlaysa bu sürüntü alındığında, ki bu genellikle semptomların ilk başladığı günlerde daha yüksek oluyor. Daha yeni semptomları başladığında o zaman burada sensitivite %90 oluyor. Ancak iki vakada PCR'la kesinleştirilmemiş. O zaman sonra antikorlarla bunu doğruladık. %90 diyebilirim semptomlar ilk başladığında. Gabriele buralarda mı acaba? Çünkü bir soru var. Is Gabriele around? How frequently do you find lung changes on ultrasound among pregnant women? What if they are akciğer bulgularına ne kadar sıklıklar rastlıyorsunuz gebe kadınlarda? How long? Yes, Gabriele. Go on. Çok özür dilerim. Ne kadar süre sonra acaba akciğer belirtileri, bulguları ultrasonografik olarak ortaya çıkıyor? Ultrasonografik muayene bütün hastalara, yani asemptomatik ve sentomatik bütün hastalara uyguluyorsunuz. Çünkü bizim araştırmamız rapid antikor testi ile ilgili çalışmalarımız yetersiz. Bu nedenle hastalar hastaneye yatırıldığında tabii ki PCR'la değerlendiriliyor ve burada hem acil olarak triyaja girenler hem de ayaktan gelen hastalarda akciğerlere ultrasonografi ile değerlendirme yapılıyor. Very good, a good point. Thank you very much. And another question, yeah, somebody is asking the many times. I have to acknowledge everyone. Mümkün olduğunca herkese ulaşmaya çalışıyorum ama bu
Bu WIPM web sitesinde bunun kayıtlı hali bulunacaktır salı itibariyle. Onun için herkes bu sunumları istiyor bütün konuşmacılardan. Ama hepsi kayıtlı bir şekilde bütün katılımcılar için ulaşılabilir halde olacaktır web sitemizde. Bir başka soru. Anna Tella'ya sormak istiyorum. İspanya ile ilişkili. Acaba İspanyolca bir soru oldu mu? Is asking about where pregnant woman wait until the results of SARS-CoV-2 test is known. In Ljubljana, we organized 3 zones, white, gray, and red zone. Tested pregnant woman wait in the gray admission room, or in the gray delivery room, or in the gray room on a ward. Şu şekilde bir bölümlendirme yaptık. Eğer biz bir COVID-19 nedeniyle tarama yapıyorsak gebe kadına, acaba bu sonuçlar elde edilinceye kadar nerede beklemeleri gerekiyor? Ljubljana'da, Slovenya'da biz 3 bölge tespit ettik. Ve bu bekleyenleri gri alanda beklettik. Acaba İspanya'da bunu nasıl yapıyorsunuz? Oluşta ve Neri Jacoba'ya bir... Yeni doğanları nasıl değerlendirir, nasıl yönetmeliyiz? Eğer annede COVID-19 enfeksiyonu aktifse, o zaman yeni doğanlarda nasıl bir yaklaşımda bulunmalıyız? Do you hear me? Yes, we do. Carry on. So, evet. First of all, we take all precautions measures. Biz öncelikle bütün koruyucu önlemleri alıyoruz. Doğum odasına girerken ve daha sonra bebeği aldıktan sonra genellikle enkübatöre koyuyoruz ve özel bir odaya yerleştiriyoruz. Ve burada öncelikle nazofaringeal bir örnek alıyoruz. Bütün her zaman yaptığımız yeni doğan testlerini yapıyoruz. Eğer bebek de respiratuar distres oluşursa veya enfeksiyon belirtileri gelişirse, o zaman bu respiratuar distres sendromunu tedavi etmek için bir protokol takip ediyoruz ve bütün ekip bu bebeğe on site with all precautions measures. Bütün önleyici sistemlerle bu bebeğe bu kanıt ortaya, PCR'la bu bebekle COVID-19 negatif olduğu bilinene kadar pozitif olarak kabul edilerek ona göre yaklaşımda bulunuyor. Teşekkür ederim. Gabriela şu soruyu sormak istiyorum. Gabriela Sacconi, do you want to say anything more? Bu konuda bir şey söylemek istiyor musunuz? If not, I will ask another thing. Ben bir başka soru sormak istiyorum. Bu beraber sunduğumuz WAPM COVID-19 çalışması konusunda bir şey söylemek ister misin? Gerçekten çok ciddi bir çalışmaydı. Öncelikle size teşekkür etmek, Dr. Risto'ya da teşekkür etmek istiyorum. Buradaki veriler clearly before your presentation that
The maternal risk is quite low. Maternal risk gebe olmayan kadınlara göre daha düşük. Bu diğer virüs enfeksiyonlarına göre enteresan derecede düşük. Klasik grip ve tip 1 koronavirüse kıyasla %10 oranında yoğun bakıma gidiyorlar ve yeni doğan riski de oldukça düşük. Vertikal transmisyon açısından oldukça düşük. Şu anda neonatal ve perinatal mortalite açısından bir şey söylemek için çok erken, çünkü bizim çalışmamızda oldukça yüksek. Bu preterm doğuma mı bağlı yoksa başka bir enfeksiyonun geçmiş olmasına bağlı mı bilemiyoruz. Burada iatrojenik ve gerçek preterm doğumu da ayırt etmemiz gerekiyor. Çünkü bazıları iatrojenik oluyor gerçekten. Belki de gereksiz bir şekilde iatrojenik preterm doğum yaptırıyoruz. Burada eğer test pozitifse o zaman burada personelin enfeksiyonundan endişe ediyorsunuz. O zaman mümkün olduğunca hızlı bir şekilde hastayı taburcu etmek istiyorsunuz ve sezeryana alıyorsunuz. Ve bu nedenle erken dönemde sezeryan oranı, yüksek sezeryan oranları, yüksek preterm doğum oranlarını görebiliyoruz. Ve bu da perinatal mortalitenin bir şeyi olabilir, sebebi olabilir. Ama tabii ki bunu ancak zaman içerisinde görebiliriz. Çok teşekkürler Gabriela. Ben Frank'a bir soru sormak istiyorum. Ağır COVID-19 gebe olduğunu görüyorsunuz. Yaklaşık 20. gebelik haftasında aile bebeklerinin anne karnında enfekte olup olmadığını merak ediyor. Eğer öyle bir şey varsa gebeliği sonlandırmak istiyor. Bu etik olarak bu noktada amniyosentez yapmak acaba doğru bir yaklaşım olabilir mi? Ben bugün itibariyle anne karnında enfeksiyonla ilgili bir kanıtımız olmadığı konusunda kendisini teskin etmeye çalışırım. Ve burada tabii ki kategorik olarak reddedemeyiz böyle bir hasta şeyini, isteğini, ancak bunu olmaması yönünde tavsiyede bulunurum. Acaba preeklamsi ve COVID ile alakalı bir bulgu var mı? Bir vakada, intrauterin enfeksiyonla ilgili bir vaka var. Preeklamsi, COVID nedeniyle. But this is not very clear. Situation should be answered at the moment. Ancak bu kesin olarak yanıtlanmış bir soru değil. Performing the lung ultrasound. Ve how many people are involved? What is the false positive rate of lung ultrasound screening? Akciğer ultrasonografisi konusunda ki pick up rate'imiz nedir? Ne kaç kişi? Sadece ultrasonografi ile COVID-19 tanısı koyamıyoruz. Burada yapabileceğimiz şey, acaba bir şüphe var mı diye bakabiliriz. Ve özellikle asimptomatik kadınlar için bu önemlidir. Tabii ki ben PCR ile değerlendirmeyi tercih ederim ateşi varsa. Ancak asemptomatik kadınlarda, yani herhangi bir bütün asemptomatiklerde test yapamıyoruz çünkü yeterince test materyalimiz yok. Ama ultrasonografi bir birinci basamak tarama olabilir ve bazı kişiler bu durumda test edilmeye aday olabilirler. Biz genellikle triyajdaki doktor obstetrik ultrasonografi yaparken
aynı zamanda akciğer ultrasonografisini yapıyor. Teşekkür ediyorum Gabriel. Gerçi biraz antikoagülan tedavisi konusunda yine soru soruluyor. I refer to go to the court webinar that you can follow later on. Before, daha önce bu soruya cevap verilmişti. Daha sonra bunu kayıttan görebilirsiniz. And also the International Academy of Penetral Medicine and the Penetral Medicine Foundation supported. Bu çalışmayı WAPM, Uluslararası Perinatal Tıp Kurumları ve Perinatal Tıp Vakfı desteklemiştir. Siz acaba bilgisayarlı tomografi, akciğerlerin değerlendirmesinde gebe kadın bunu bir tarama olarak kullanıyor musunuz? Burada PCR varsa eğer tomografiyi tanı için kullanmıyoruz. Biz herkesin pozitif olduğunu kabul ediyoruz ve onun için herkes mutlaka kişisel koruyucu ekipman kullanıyor. Yüksek doz D vitamini, kalsiyum, gebelikte, antenatal vizitte bu konuda bir tavsiye söz konusu olabilir mi? Hayır. Şu an için böyle bir şey yok, tavsiye yok. Peki, birinci ve ikinci trimester tarama ultrasonografisi ultrasonografik muayenelerini hala tavsiye ediyor musunuz? Bunları yine de tavsiye ediyoruz. Bu konuda acaba tavsiyede bulunabilir misiniz? Are you talking about prenatal visits in general or just in first trimester scan? Birinci ve ikinci trimester tarama mı yoksa bütün antenatal takip tarama söz ediyorsunuz? Biz özellikle birinci ve ikinci trimester tarama ultrasonografisinden internetin faydası gerçekten bilgi çok hızlı bir şekilde yayılıyor. Her yerde artık çok güzel tavsiyeler dinliyorum. Ben bu rehberlere gitmeniz en doğrusu olacaktır ve bu şekilde kararınızı vermeniz en doğrusu olacaktır. Mario bize bir vertical infection and then I wonder the case publication for this is very nice. Yine vertikal geçişle alakalı bir vaka olduğunu söyledi. Burada 1900 kadar kişi kayıt yaptı. Bence bu çok çok iyi, oldukça verimli bir webinar olduğunu düşünüyorum. Bu ilk webinarımızdı. Eğer bu konuda ya son bir şey söylemek isteyen varsa lütfen buyurun, yoksa artık webinarımızı kapatmak istiyoruz. Ben gerçekten bundan büyük zevk aldım. Hem iyi haberler aldım, hem kötü haberler aldım. Burada koronanın çocuklar üzerinde, bebekler üzerindeki etkilerini tam olarak bilemiyoruz. Çünkü şöyle bir durum var. Yeterince kontrol grubu olmayan, uzun vade takibi olmayan ve bilimsel olarak yeterli temeli olmayan bir takım yayınlar üzerinden de konuşmak durumunda kalıyoruz. Bu zaman zarfında bütün bulgularımızın sadece gözlem olarak değerlendirilmesi gerekir ve bunlar tavsiye niteliğinde olmamalıdır.
studies, when we have more time, biz daha fazla çalışma yaptıkça, daha fazla zaman geçirdik, daha doğru bilimsel temellere oturan çalışmalar ortaya çıktıkça, o zaman bir şey söylemek mümkün olabilir. Burada Frank ve Amos, neden korona diyor? Neden neden Vietnam, Latvia, Hırvatistan neden acaba daha iyi sonuçlar elde ediyorlar? Acaba sosyal sağlık politik açıdan değerlendirilmeli, bütün bunlar esasında perinatologların problemleri değiller bizim. Esasında bunların hepsini koronavirüsten güzel bir yanıt aldık. Öncelikle dünyanın yarısı bundan etkileniyor. Gebeler gerçekten bunlar için çok azı. Fetuslar neredeyse hiç etkilenmiyor. Onun için gebeler, bunlar biyolojik olarak çok yüksek olasılık bir takım immünolojik özellikleri ile ilişkili olarak korunuyor gözükmektedir. Ve neden acaba en zengin olan ülkeler bundan etkileniyor? Bunun gerçekten tekrar gözden geçirilmesi gerekir. Artık herkes teşekkür ediyor. Thank you very much for this interesting overview on this new challenge for all the women and their doctors. Bütün kadınlar ve onların doktorları için çok ciddi bir sorun olan bu meseleyle ilgili mesele konusunda konuşmalarınız için teşekkür ediyorum. Kayıtları dört gözle bekliyoruz. Hepinize çok teşekkür ediyoruz. Aynı zamanda WAPM COVID-19 çalışmasına katkıda bulunanlara da çok teşekkür etmek istiyorum. Cihat, bir şey sormak istiyorum. Ben 1900 kişiye de bu gerçekten çok zor. Biz gerçekten sana çok teşekkür etmeyi teşekkür ediyoruz, teşekkür ediyoruz. Bizi bir araya getirdiğin için tekrar herkese iyi günler, iyi çalışmalar. Herkes, bütün ailelere sevgiler.